Bebeğim, sana gönlümü verdim bebeğim. Şişt, buraya bakar mısın? Ponçikella. Siz ne yapıyorsunuz? Selamlar. Ya yersin bak, yeme beni. Ya tamam, yanında karpuz istiyor olabilirsin, sonra keserim ben. Götürsen. Bak nasıl ikna, kedi ikna etme konusunda çok başarılı. Afiyet, dökme dökme dökme. Arkadan damlıyor damlıyor. Afiyet olsun. İşte bu kadar. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Yiyeceğim mi? Sen devam et hadi. Çatıyı açtım ben, gel. Bu çocuk bir hafta önce bize geldi. İç dışını falan yaptık. Bugün kulağını ısırmadan konuşmaya devam edemiyor. Bugün karma aşısını yapacağız. Ama öncesinde bir kan alacağız. Şu yere düşenleri de yer misin? İsraf etme. Dur. Onu bulamayanlar var. Orada hala var bak. Şişt, buraya bak. Şurada yerde. Yerde. Onu da yer. Allah'ım. Bugün de böyle ponçik hastalar geliyor ya. He ya. Renkleri hep böyle. Top. Bugün deli yok galiba. Deniz gibi seveyim mi? Ay canım. Sanırsın içine sokacağız. Gel abi. Hadi gel bakalım. Bugün bir dişler günü herhalde. Aynı şeyi söylemedin mi? Ay şimdi ablan söyledi. Ya. Şu poza bir bakın, şu poza. Ama bu farklı. Çok tatlı değil mi? Ya Blue'su. Ben bilmem. Artık ırklara da hakim. Blue'su rozu. Bilemem ben. Neresi Blue? Ha, gözü Blue'ymuş. Evet, Blue Poyim. Blue gözlü. Bir tişört eli Blue Poyim. Blue ne ya? Blue ne? Blue mavi Türkçe. Mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık olduk. Bu gelen kimin yâri? Böyle şeyler yapmak. Sen sakin olabilecek. Dira, bak Alparslan gelmemiş. Alparslan'a selam göndermek ister misin? Alparslan bu çocuğun babası. Küçük babası. Geçen ana beni yalıyor. Kurban olurum ben sana. Bak ısıracak gibi bir şeyler oldu. Isırırım bir şey de. Girdi ya. İğne girdi ya. Metal girdi ya onda. Tamam bir. Ana. Duygu Hanım arada. Sakin olmalısın ama. Biz başka bir hastayı konuştuk. Ay, seninle alakalı bir şey değil ki. Hareket etti ama. Hoş bir işimi görecek. Bizim kadar. Seninle alakalı bir işimiz yok. Birazcık kanını aldık sadece. Bir de şimdi muayeneni yapacağım. Tamam mı? Bakalım yürüründe sorun var mı? Nereye koyduysam aslında. Valla çolak ziyaret edilir. Çolak yan tarafı. Ağzını yerim senin. Mama yiyecek misin? Ya sen yiyeceksin bak, bunu biliyoruz. İkimiz de biliyoruz. Arkaya dönme. Arkada Sevda var. Not düşmüşsün buraya. Kim? Bu da açıklamaya Alparslan çocuğu. Ha ben şey ya, 18 yaşından küçük ya, şeyi giremiyorum. Aç bakalım. Babası rica etti, ben de girdim. Bu da sana veteriner şakası olsun bak. Böyle bunları eve giderken yalayacaksın. Yapma tamam. Ya. Hadi sakinsin bari. Kanı beklesek mi? Ya da beklemeyelim. Şu rutini bozmayalım. Doğrusu o değil. 1.7 kilo olmuşsun. Kaç gram büyüdün acabası? Hadi gelin size kan sonucunun çıkacağı yere doğru götürelim. Sıcaktan götünü başını yaymış bir çocuk göstereceğim size. Oğlum bana mı derdin? Ben gelince bağırıyor bu. He, sana bağırıyor mu hiç? Yok. Bana ciddi tepkili ya. Annem çok güzel abisin. Ey anne. Yo sana da bağırıyor. Rahat etsin diye buraya koydum ha. O da yan geldi yattı. Baktım kafeste şey kumun arkasına saklanıyor. Ya bugünün götünü yesin ya. Ne oldu? Bu arada tepkiliymiş. He. Yani zaten veterinerlerden hani bazen hocam böyle ısırabiliyor falan demiş. Yok kuyruk ağrısı var. Anne. Pardon. Testis ağrısı. Operasyon oldu ya papa oradan. Topları gitti. Yavrucuğum kuyruk ağrısı. Bebişim. Yani. Sevda mamanı koymuş. Cem, aa, alıyoruz. Yan gel yat. Hayata bak. Maşallah. Allah Allah. Kuş nasıl girdi ki buraya? Çok tatlı ya, abisi. Gördüğüm aşık oldum. Gözleri. Ay, kan çok iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Son çocuğun arkası olur mu? Operasyona giriyor musun şimdi? Geliyorum, söyledim. Hocam Vetomum'la destekleyeceğiz. Vitamin eğer istersen veririz. Ama Vetomum kullanacak operasyon sonrası. Ağır atlatma ihtimallerini söyledim. Ama o kızgınlık süreci bir ay sürecek hocam. Bir dakika kapatıyorum. Bu başka bir videonun konusu. Ona göre devam. Çocuğun kan oldukça hiçbir sıkıntı yok.
Gelin size de göstereyim ben de. Burada BBC dediğimiz rakam beyaz kan hücreleri. Yani o çocuğun bağışıklık sistem hücreleri. 5,5 ile 19,5 arası olması gereken değer. Çocukta 9. Tam ortadayız. Çok çok iyi. RBC kırmızı kan hücreleri. Buradaki grafikte tam olması gereken sağlıklı kedi grafiği. Direkt aşıyı yapabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Ben aşı, bu size kalabilir bu arada. Ben aşıyı yapıyorum. Geliyoruz. Onun dışında her şey yolunda. Maşallahımız o. Sizin de dinlediğiniz üzere aşıyı yapabiliyoruz. Bebişim, götüne yiyeceksin şimdi iğneyi. Patileri yalamış. Ya bir oğlum, götü yaymışsın içeride. Benim göt dememe takılanlar oluyormuş. Şaka mısınız lan? Kanalda bundan sonra şöyle bir yöntemim var. Burası benim evim gibi. İçeride izleyenler de dostum gibi. Her baktın çok antipatik bir tipim. Sevmedin beni. Sizin vaktinizi boşa harcamak istemem. O yüzden o tarz insanları direkt ne yapıyoruz? Hayatımızdan çıkartıyoruz. Değil mi? Yiyeceğim mi daha? Gel gel, iki lokma daha yiyelim öyle gidelim hadi. Oğlum gel, evde mama vermeyin dedim. Sende de hiç açgözlülük yok la. Yapayım mı aşını? Evladım sen böyle sessiz durdukça ben kendimi kötü hissediyorum. Ne oldu? Vicdanın mı şey oldu? Oğlum. He? Hadi gel. Vallahi ya. Ya aa, senin ısırdıklarına benzemez seni. Kedilerin. Ama bu böyle durunca benim daha çok ısırasım geliyor. Oh. Masaj masaj masaj. Keşkül titretmesi. Masaj masaj masaj. Oğlum 15 yıl okudum ben bu. Bunları hakkım var benim. Seni istediğim gibi sevebilirim. Oh. Hadi geçmiş olsun. La bebeler var ya. Yazın ortasında bütün hepsi en hırçını bile mayhoş mayhoş geliyor. Hatta bir tane şort atacağım bugün bak. Bugün yarın atarım. Bebeğin ağzı dili şey içinde, salya içinde. Sanki ölecek gibi geldi buraya. Korktum da gerçekten. İzleyin bak şortlarda bir tane video var. Ve bence paylaşın bütün kedi sahipleriyle o videoyu. Şu astronot tip şeylerle gelmişti çocuk. Tabii sahibi bilmiyor. Herkesi de yargılayamam bu konuda. Durun öyle. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Yarın akşamına görüşürüz. 6-7 gibi video atıyormuş.